Merhaba sevgili O Ne Diyor muazzör takipçileri, nasılsınız? Bugün %100 müzik takipçileri ve O Ne Diyor takipçilerinin ortak sorularını sevgili muazzam, harika, yetenek, güzellik İrem Derici'ye soracağız. İrem'cim hoş geldin programa. Hoş bulduk. Benim masam niye yok burada sevgili O Ne Diyor? Ulan ben masa var diye hiç olmayacak bir tişört ve pantolonla geldim. Mesela şu an bunu böyle çektim zıbınlık gibi midem gözükmesin diye. Tişört de mesela hani sadece belden üstüm gözükeceği için memeleri ön plana çıkaran bir darlıkta bir şey giydim. Ama her yer meydanda Oğuzhan'cım. Ben de işte çok rahatsızım. Şu an nasıl oturacağımı da bilemedim. 5 yıldır masa önünde arkasında oturuyorum. Şimdi böyle direkt beni attıkları için ortaya eşofmanla da gelmiş. Bunu çok özür dilerim. Her neyse, yani sonuçta böyle kanlı takip bir program olacak bugün. Sizlerden ve %100 müzik takipçilerinin sorularını derlemiş O Ne Diyor ekibi. Ve bu soruları sana soracağız sevgili İrem. Demişler ki bence her yeni parçada acaba bu kez tutacak mı diye. Buraya O Ne Diyor sormuş. Devamını izleyici getirmiş. Çok ağır tribe giriyorsun. Ya da girmiyorsun. 3 yıl önceye kadar çok ağır tribe giriyordum. Fakat 3 yıldır yaptığım iş bir bok tutmadığı için artık tribe giremiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Nasıl tutmuyor? Yani tutmuyorsa biz niye seni her yerde görüyoruz ve herkes seni merak ediyor? Neden sürekli magazinlerdesin? Bir insanın işi tutmuyorsa mesela niye bu kadar ilgi görür? Halbuki çok fazla ilgi görüyorsun. Görüyorum ama müzikle alakası kalmadı. Yani şöyle eskiden hatta o tribe girmiştim. Artık osursam tutar falan. Tutmuyor. Osurdum. Demek ki eskisi gibi osuramıyorum. Ya da yok. Ya yok, çok zaten çok konuştuk ya bunları. Müziğin gidişatı değişti, tarz değişti. Bizim yaptığımız biraz turşuca kaldı. Fakat ben o baktım artık eski böyle poplar tutmuyor. Formüllü poplar vardı ya. Baktım onlar tutmuyor. Ben de kendi istediğimi yapayım dedim. Biliyorsun bir Sagopa cover'ı yaptım. Ondan sonra son yaptığım iş aslında bu süreçte bir sürü insan disco yapıyoruz falan diye parçaladı kendini. Fakat son yaptığım şarkı benim aranjör Alper Atakan'la ortak proje. Hakikaten böyle saç telinden ayak tırnağına kadar disco bir şarkıydı. Şöyle tuttu, şöyle tutmadı. Rakamlara bakarsak işte Spotify, YouTube, ora bura tutmadı. Ya eski İrem'e göre. Diğerlerine göre. Diğerleri dediğimiz de işte atıyorum Uzi'ler, Sefo'lar falan. Bizim pop güruğuna baktığında tuttu. Ama işte buna alışmak da bir süreç. Mesela herkes böyle çok büyük patlamalar yaşayan isimler hiç ölmeyecek gibi yaşıyor. Ya da hiç böyle karı kimdi demeyecekler gibi yaşıyor. Ben Allah'tan o süreci, o kompleksi kısa sürede atlattım ve diyebildim yani. Bu oluyor, bu olmadı, bu hadi bir devamı falan. Eski hevesim yok. Sadece kaliteli bir iş bırakayım var. Şimdi mesela bu Affeder mi aşk son şarkı. Abi 50 bin kişilik konser yaptık en son. Herkes bir ağızdan söylüyor. Ama Spotify, YouTube rakamlarına bak. Nereden izliyorsunuz lan siz bu şarkıları? Ne ara ezberlediniz, oralara niye yansımadı? Bu tuhaf şeyler oluyor ve anlamıyorum. Anlamaya da çalışmıyorum. Eskiden ben her 2 ayda bir şarkı çıkartıyordum. Bir görevmiş gibi. Şimdi en son Ocak'ta çıkarttım. İşte 2 ay önce bu çıktı. İlk defa hayatımda elimde hiçbir şarkı yok. Ben böyle 3 senelik plan program yapardım. Yok, umurumda değil. Boşa metelik kurşun atmak istemiyorum. Şimdi bunun da bir şımarıklığı var belki ama ben artık bir konser şarkıcısı oldum. Allah'a şükürler olsun. Her ay böyle 15-20 konsere gidiyorum. Bir de dediğin gibi magazin yönüm var. Bir tweet atıyorum, ortalık kaynıyor. Ama magazin tarafını da bir tarafa bırakırsak, ben bu yaz mesela hayatım çok acayip geçti benim. Hiçbir yere kapanmadım ya da çalışmadım. Bayağı ben bu yaz tatil yaptım, gezdim falan. Gözlemlediğim şeyi orada gözlemledim zaten. Bir mekana giriyorum ve İrem Derici şarkısı çaldığı zaman böyle 3000 kişi, 5000 kişi bir ağızdan söylüyorlar, hopluyorlar, zıplıyorlar. Konserin yok, sen orada değilsin. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Arabalar geçiyor yanımızdan, İrem Derici şarkısı çalıyor. Şimdi algoritmik bir değişim var. Eskisi gibi ya herkes aynı yere abanmıyor da konular 100 milyonlar falan olmuyor. Ya da millet bu sistemi de ele geçirdi. Sadece kendi adamlarına kıyak geçiyorlar. Onu da anlamadım ama sonuçta dışarıda. Ama öyle, gerçekten öyle. Ama sokakta gördüğün şey çok önemli. Ben de çok tribe girmiştim. Sokağa bir çıktık abi. Herkes bizim çektiğimiz programları konuşuyor. Yani bizim programların izlenmesi de düşmedi ama sosyal medyanın algoritmaları öyle bir değişti ki. Sonuçta diyorsun. Tamam herhalde hani kaç sene oldu. Başka bir şey mi yapsak falan diyorsun. Sokağa bir çıkıyorsun. Abi nerede devam mı? Hadi falan, insanlar üzerine geliyor. Senin ne yapacağız lan bu saatten sonra? Ne yapacağız başka hiç? Bizim iş. Ama sen biliyorsun. Senin de bir gün uyanınca hayatına bambaşka renk katacak bir proje geliyor aklına. Bizim de öyle. Biz o şekilde kafası çalışan insanlarız. O yüzden ben hiç korkmuyorum. Madem biziz sonuçta. Birine yaslanmıyoruz, hadi bizi bir şeyler yapın falan diye. Ha, herkes akıllı olsun. Bu soru için de sevgili %100 müzik takipçilerine ve O Ne Diyor takipçilerine teşekkür ederiz. Şimdi onların sana sorduğu ikinci soru. Piyasa beklentilerini koklayarak mı şarkı yapıyorsun yoksa kafana göre mi? Sanırım bunun cevabını az önce verdim. Artık koklasam da koku alamıyorum.
Tabii 76 tane estetik yaptırırsan burnuna koku alamazsın Allah'ın belası. Kız bir de koronadan sonra ben fıs fıs bağımlısı oldum. Tabii. Geçen sene Kasım'dan beri. Sor asistanıma. 17 tane o marka vermeyeyim. Şimdi fıs fıs var ya burnunu açan bir anda kortizonu da yiyip açan. Onsuz yok, hiçbir şey yok. Bırak hani sahne, tenasül. Hepsi bunların nefes getiren şeyler ya. Yani yok. Mesela tenasül öncesi normalde şey yaparsın değil mi? Ben bir tuvalete gideyim, bir yüzüme gözüme bakayım. Ben tuvalete gidiyorum, deli gibi onu sıkıyorum burnumu açılsın diye. Herifin üstünde nefessiz ölmeyelim. Aa çok acayipmiş. Bunu hep... Bak hastayken de ben derim hep bir tane şundan sıkayım falan. Hep şunu diyen biri çıkar ya, dur onlar bağımlılık yapıyor diye. Gerçekten yapıyormuş demek ki. Yani tek bağımlılığım o olsa keşke. %100 müzik. Evet. Bence sen gerçek bir çapkınsın ya da asla değilsin demişler. Bunu %100 müzik izleyicileri, dinleyicilerim sordu. Tabii. Belli ki bu ayık sorulacak bir soru değil. Tabii. O kadar çapkınım ki, o kadar çapkınım ve o kadar bu konuyla alakalı mutluyum ki. Yani şu an şu dekor kafama yıkılacak, belki öleceğim. Ama aklım Ahmet'te ya da Mehmet'te kalacak. Ya bunu yarına bırakamam. Çünkü yarına kalsa yanına kalmıyor. Ben yani toplum kadınların biraz daha işte ağırbaşlı... Ben o topluma ait değilim. Ben birini beğeniyorsam gidip bakkaldan ekmek ister gibi. Niye istemeyeyim abi? Yıllardır erkekler yapıyor. Ataerkil topluma ne olacak? Ne olacak? Ne değişecek yani? Gidiyorum abi. Beğeniyorsam istiyorum. Çok flörtözüm. Bayılıyorum. Beslendiğim tek şey bu. Biliyorsun bir ara 45 kilo ölüyordum. Ama o kadar o konuyla alakalı besleniyordum ki yaşıyordum bir şekilde yani. Flörtözüm. Israrcıyım. Çok fena dans ederim. Bayağı şu an şey programa döndü ama. Anlatıyor güzel. Hayır peki, abi ben... Daha önce böyle hiç körü körüne böyle devasa bir aşk yaşamadın mı? Ve o aşkı yaşarken de mi mesela böyle bir of öleceğim ben dur diğerlerine de bakayım diyordun? Yoksa aşık oldum kendimi tamamen ona odakladım mı diyordun? Mesela bir sene önce bu soruyu sorsaydın derdim ki hayatımda bir kere aşık oldum ve gözüm başka hiçbir şey görmedi. Sonra bir sene geçiyor aradan ben şunu anlıyorum. Mesela o aşk değilmiş. Her yerden doyuyormuşum ben. Babamın müthiş bir formülü vardır. 4 öpücük formülü. 1. öpücük çocuklar elden öpücük saygı. 2. öpücük yanaktan öpücük dostluk. 3. öpücük alından öpücük şefkat. 4. öpücük dudaktan öpücük seks. Bir evlilikte ya da ilişkide bu 4'ü eğer varsa şahane, gittiği yere kadar gider der. Bir öpücük koparsa bu ilişkiden ya da evlilikten, mesela hani biz seninle manitayız diyelim, tamam mı? Sen yemek yerken ağzını şapırdatıyorsun. O çok sevimli geliyor bana. Ama 4 öpücük ben varsa... Ben geberirim öyle bir ses... Çok tamam zaafım işte var. En kötü şeyden evet. Bahsediyorum. Bu bile ben diyorum ki kunduz gibi ne güzel yiyor. Böyle diyorum. Sonra 4 öpücükten biri koptu diyelim. Genelde ilk saygı kopuyor ya da seks kopuyor. Her gün aynı şeyi mi yiyeceğiz diye seks kopuyor ya da saygı kopuyor. O koptu mu, o senin bana kunduz gibi gelen ağız şapırdatman, diyorum ki görgüsüz bak ne biçim yemek yiyor. Sonra 1 öpücük daha kopuyor. Diyorsun ki hadi abi ben burada 5 dakika daha duramam. Yani benim o aşık olduğumu zannettiğim şey aslında o 4 öpücükte varmış. Zaten gidince diğerleri bitmiş gitmiş. Ya son dönemlerde de ben böyle bir aşık olur gibi oldum. Ama gözüm hep dışarıdaydı. Belki yaşımdan ötürü mü bilmiyorum. Belki çok böyle geçmişimde tipsiz bir karıydım. Şimdi gayet seksi ve güzel bir karıyım. Onun mu acısını çıkartmaya çalışıyorum bilmiyorum. Ama elimdekine tamah edemiyorum. Yani gidip bir şey yapmasam da, görüşmesem de, konuşmasam da hep bir böyle kaşım gözüm oynuyor. Diyorum mesela ben niye durup dururken Oğuzhan'a aşık oldum? Bak diyorum orada diyorum Hasan var. Sonra kendimi bununla alakalı telkin ediyorum. Diyorum ne olacak, Hasan da 2 gün kalacak sonra. Ama meğersem Oğuzhan da 2 gün kalacak. O yüzden ben artık günübirlik hayatlar şeklinde bir hayat yaşıyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Neymiş, yıllardır bir korkumuz var. Evinde kedileriyle ölen karı olacak. Benim köpeğim eve kedi sokmaz zaten bir. İkincisi param var abi. Basarım bakım evine parayı, baksınlar bana. Zaten o kadar da yaşamayayım. Nereden geldim lan ben buraya? Çapkın mısın? Çapkınım ulan. Çok acayip. Ya bazı insanlar da tabii şey diyebiliyor. Hayatları boyunca belirli bir karaktere sahip olduğumuzu biliyoruz zaten. Ama o karaktere kendi başlıklarımızı da ekleyebiliyoruz. Şey diyebiliyoruz mesela, öyle olmasak bile. Ben şöyle bir adamım, ben şöyle bir kadınım diyebiliyoruz. Ya hoşumuza gittiği için, ya özendiğimiz için, ya da gerçekten öyle olduğu için bunu başlıklandırıyoruz ama. Hani
Bir laf var ya, yedisinde neyse yetmişinde de odur diye. Sanırım o kadar altı çizilesi o kadar doğru bir laf ki. Çünkü biz şey diyoruz bazen aşık olduğumuzda ya da sevgilimiz olduğunda. Ya bak ben hiç böyle biri değildim. Aşk bana neler yaptırdı, ne güzel oldu. İşte normalde asla diyeceğim şeylerin hepsini yapıyorum şu anda falan filan. Kavga edersin ya da aranız bozulur, o zaman da şey dersin. Ya insan tabii kınadığını yaşamadan ölmezmiş. Biz de işte normalde böyle şeyler yapmazdık ama şimdi yapıyoruz falan diyor. Halbuki insanlar değişmiyorlar. İnsanlar mola veriyorlar abi. Bazen birileri için mola veriyorsun. Bazen de kendin için mola veriyorsun. Bu kadar diyorsun doğru. Ki, bu kadar. Bunu yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Sonra diyorsun ki bir dakika ben bu değilim. Hop moladan çıkıyorsun. Yani pitten çıkıyorsun. Yarışa devam ediyorsun. Maalesef öyle, haklısın. Çok üzgünüm ama ben de çapkınım. Bence senin canlı performans sergilerken detone olma fobin var ya da yok. Yani şimdi fobi değil bu. Oluyorsun. Oluyorsun. Şöyle çünkü atıyorum. Harbiye'de çıktım. 450 bin lira para harcadım. Bütün yaz it gibi çalıştım. Bütün parayı Harbiye'ye verdim. Niçin? Kendimi iyi hissetmek için. Bu benim için bir görevdi. Fakat abi duyamadım kendimi. Uf, bu çok sinir bozucu bir şey işte. Soundcheck'te sinir krizi geçirdim. Kaç yıldır çalıştığım adamlar ve Türkiye'nin en iyi işini yapan adamları. Olmuyor bir şekilde. Çünkü boşken ayrı bir duyum var. Doldu ayrı bir durum. Ben artık dedim ki lan bu kadar parayı harcadım. Bugün dedim çıkıp da bir tek dileğim var desem bile dedim ben buraya çıkacağım. Videoları izledim bütün gece sabaha kadar korka korka. E var tabii detoneler var. Şimdi çık mesela yarın İzmir'de bir yerde sahneye çıkacağım. Şu kadar bir mekan. Ya oradaki duyum, oradaki duyum, buradaki şey, bir de her gün oradan oraya ırgat gibi koşturduğumuz için artık onun ipin ucunu ben bıraktım. Bir insan neden detone olur? Duyamıyorsa detone olur. Kendini duyamıyorsa ne bok olduğu belli olmayan sesler çıkarabilir. Evet. Yani. Beşiktaş konseri bizim son, evet. Ya böyle bir şey olamaz ya. Şimdi abi ben hani kendimi bu işe adamışım. %100 müzik diye başlamışım hayatıma. Affedersiniz de ben bu saatten sonra iyi şarkı söyleyebildiğimi kimseye kanıtlama derdinde değilim. Ki çok iyi söylüyorsun gerçekten. Bunu herkes yani. Tabii ki Türkiye'de çok fazla insan var. Öyle ki o ses yarışması mesela biliyorsun hiç boş kalmaz. Hep böyle binlerce kişi deyip şarkı söyler binlerce kişi deyip. Ama senin gerçekten çok ayrı bir sesin var. Bunu ben kendi programlarımda da söylüyorum. Burayı sahiplenmediğimi düşünme, o ne diyor. Burayı da seviyoruz. Ama her zaman söylerim yani. İrem'in komşusu olmak da çok zevkliydi. Ben bir sene kadar İrem'in komşusuydum. Bütün sizin dinleyeceğiniz şarkıları önceden ben dinlerdim. Kapısının yanından geçerken dahi melodiler duyardım. Öyle müzik kadını, öyle aşk kadını gerçekten. Aşk kadını bölümünü niye söylediğimi söylemeyeceğim. Ben sizin orada yaşarken hiç evimde aşk kadının sesi duyamazsın. Bir pandemi vardı, korkuyorduk. O 102 numara mı acaba yandaki? Ben hiç değildim biliyor musun? O da çok rock'n'roll ya. Ben de, genelde şeydim, deplasmandaydım. Demişler ki, bence senin sarhoş olup hatırlamadığın çok fazla gece vardır ya da yoktur. Hakikaten mi? Ben 5 senemi hatırlamıyorum lan. Bu 5 sene içerisinde hatırlamadan evlendim. Boşandım. Kariyer yaptım. Bu şu an net inandım. Şeyi mesela bıraktım bir yerden sonra. Daha gençken bu blackoutlarla uyanırsın ya hatırlamazsın falan. Daha gençken utanırdım. Ama artık mesela sarhoşluk benim için namusi bir durum. Yani kimlerle içtiğin çok önemli. Biri götünü toparlayacak mı toparlamayacak mı çok önemli. Bunun dengesini çok iyi kurdum. Bunun dengesinin olmadığı günlerde de evde tek başıma içiyorum. O da zaten ağlamak, İstiklal Marşı ve kapanış oluyor. Yani ne olursa çok mutlu da olsam hüngür hüngür ağlayıp öyle uyuyorum. Ama hem arkadaşlarıma çok güveniyorum. Hem de zaten yani bu saatten sonra manitalarım benim hayatıma giriyorsa bunu kabul edecekler de girecekler ya da etmeyecekler. Bu devran belki bir seneye böyle olmayacak. Diyeceğim ki benim de karaciğer elde böyle duruyor diyeceğim bir şey. Ama bu arada biliyorsun dönemsel bırakıyorum mesela. Pinç'e geldiğimde evet, ben içmiyordum. Asla, mesela 4 ay 5 ay bırakıyorum. O karaciğer böyle bir toparlanıyor. Enginarlar bir şeyler. Sonra diyorum ki abi ben rockstarım. Pop söylesem de ben rockstarım. İçeceğim. Ben Çeşme'ye gittim bu yaz. 1 Temmuz'da gittim. Ev tuttum. O kadar pintiyim ki Çeşme'nin en kötü evini tutmuşum. Rutubet içerisindeyim. Sesim bir kısıldı. Bir sabah bir kalktım ben keje. Bak böyleyim bak. Eşkıya. Güle güle eşkıya. Ses yok. Karı 3 gün sonra konsere çıkacak. Çeşme'den, hastanelerden topladım milleti böyle kortizon basıyorlar. Sabah geri geliyor sesim. Akşam ben yine keje. Eyvah eyvah. Çünkü ben Alaçatı'ya dedim ki ben rockstar gibi yaşayacağım. İçeceğim. Hiç de magazine yakalanmadım. Hiç nasıl oldu bilmiyorum. Ya da artık magazin de umursamıyor. Ama aynı şey zaten. Ama sen içince bozanlardan değilsin ki. Bozmuyorum da işte böyle bir yampirileşiyorum. Mesela şaşı bile oluyorum. Hemen şaşı oluyorum. Zaten şu göz tembelliği var. Bir de ağzım biraz büyük oldu biraz. Orada bir ağız hakimiyeti kayboluyor.
Ya direkt ya, gözümden ve ağzımdan anlıyorsun. Sen şekilsel konulardan bahsediyorsun da milleti biliyorsun abi. Acayip ya, bütün sokağın tozunu alanlar var. Çok çirkinleşiyorlar ya. Acayip gerçekten, neyse. Şu anda müzisyenlerin influencer gibi konumlandığını düşünüyorsun, düşünmüyorsun. Yani şimdi müzisyenlik değil. Fazıl Say'ı şimdi influencer yapabilir misin? Ne diyecek yani? Kuyruklu piyano için yukarı kaydır mı diyecek herif? Yani, değil mi? Ama ben influencerlığa dönük bir yanım var. Yani ben o kadar aç kalırdım ki pandemide yukarı kaydırlarım olmasaydı. O da nedir mesela? Ben o kadar tırsak bir tipimdir ki mesela bir şey geliyor. Bunun şeyini yap, taklidini ne lan? Reklamını. Reklamını yap diye bir şey geliyor. Önce avukata yolluyorum. Oradan bir şey, oradan deneyen yapan tabii, millet birine yolluyorum. Patladı kaç kere biliyorsun. E tabii sürekli ceza kesiliyor çatır çutur herkese. Ama işte takipçi sayım yüksek, her gün magazindeyim. Bunların da ben şimdi dünyaya yayılan bir virüs yüzünden aç gibi evde bırakılmışım. Onu da yapayım yani. Benim şöyle bir fikrim var bununla ilgili. Sen zaten çok güzel bir hayat yaşıyordun. Yaşamaya da devam ediyorsun. Instagram ne zaman coştu? Senin yaşadığın o güzel rock'n'roll, eğlenceli hayat insanların gözüne, fikrine yansımaya başladı. Bazı influencerlarda senin gibi mesela yetenek yok, şarkı söylemiyor, hiçbir şey yapmıyor ama sanki her gün konser veriyorlarmış gibi yaşıyorlar. Değil. Öyle bir rock'n'roll yaşıyorlar. Sen yaptığın işin tezahürünü yansıtıyorsun Instagram'a. Onlar sadece eğlence yansıtıyorlar. Doğal olarak aslında bu soruda ters olan şu. İnfluencerlar bence şu anda müzisyenler gibi davranıyorlar. Ya aslında çok böyle birbirine girdi. Aşure oldu o işler yani. Mesela ben influencer kelimesinin anlamı nedir? İşte birilerinin hayatlarına dokunmak. Bir şeylerin hani erbabı olursun ki onları tavsiye edersin insana. Ben bu hayatta hiçbir şeyin erbabı değilim. Müzik hariç. Yani gidip ben orada mesela bir işte pantolon, ayakkabı bir şey tanıtıyorum. Ya da atıyorum bir tane şey, ödem atma çayı falan filan. Ya genel hatlarıyla bakarsan ben zaten bir örnek teşkil etmekten nefret ediyorum. Ben hiç kimseye örnek değilim. Olamam da. Hep diyorum ben kanaviçe değilim. Ben niye örnek olayım? Yani 9 yıldır şarkı söylüyor. Ya niye örnek olayım? Ben kanaat önderi değilim, siyasetçi değilim, yazar değilim, bir şey değilim. Örnek alma beni. Arada bir ulan yurt dışında doğsam şov yapardım diye iç geçiriyor musun? Bence bir tık geçiriyorsundur. Bir tık mı? Çok mu? Her gün. Öyle mi? Her gün. Onu diyorum ya, benim işte Harbiye'de kulise giriyorum. Kendi ekibim. 120 kişilik ekip. İzledim, hatırladım. İzledin. Şimdi benim kendi kulisimde insanları nasıl motive ettiğim kimseyi ilgilendirmez. Aynen öyle. Hazır mıyız bu gece ortalığın diyorum. Biri de onu koymuş. Onu da oradan öbürü almış, haber yapmış. Şimdi gidiyorlar, videoları böyle birleştiriyorlar. Ben giriyorum kulise, diyorum ki hazır mıyız ortalığın. Sonra Neşet Ertaş'a bağlıyorlar. Ceketimin önünü ilikleyebilir miyim diyor adam. Sen neyle neyi karşılaştırıyorsun ya? İki tık almak için sen neyle neyi karşılaştırıyorsun? Biri üstadların üstadı bir adam. Yani ne alakası var? Ben izledim günden beri diyorum ki ne alakası var? Birincisi adam sahnede ceketinin önünü ilikliyor. Ben kulisimde ortalığını a**mak istiyorum. Ya ne alaka? Bu arada hepimiz o fikirle çıkarız sahneye yani. Hadi eğlendirelim, hadi evet. Diye. Bir de bunu ciddi ciddi söyleyenler var. Onlara çok takılmıyorlar ama bu insanlar senin bu cümlen üzerinden besleniyorlar. Ne kadar üzücü değil mi? Küfür kalbin bokudur abi. Ya da burnunun sümüğüdür. Öyle bir şeydir normal hayatta. Adamlar bizim bokumuzla sümüğümüzle oynuyorlar. Hani asalaklar var ya, öküzlerin burnunu didikleyen. Onun gibiler. Yani sen bunu yapmasan onlar yaşayamazlar. Devam etsinler o zaman. Yaşayamazlar tatak, tatak, ki. Tatak yani. İrem bir şey söyleyecek ki adam etkileşim olacak. Yazık lan, düşünsene. Sen mesela kaç kişiyi besliyorsun bu konuda? Bir düşün. Soru neydi yazık lan? Soru neymiş lan hakikaten? Ben yurt dışında olsam var anasını. He. Bunu diyordum işte. Abi çıkıyor yıllardır rap sanatçıları, herkes bilmem ne falan. Rap'i de boş ver. Leonard Cohen çıkıyor ağzında sigara sahneye. Kimse söndür be birader demiyor. Cardi B çıkıyor. Let's fuck it up tonight diye bağırıyor. Karı sahnede söylüyor bu arada. Ya herkes. Bizim memlekette bunun acayip bir kompleksi var. Jimmy Fallon'a çıkıyor Cameron Diaz. Cameron Diaz'a diyorlar ki ya sen işte ağzında bira şişesi açabiliyor musun? Veriyorlar, karı diye açıyor. Bu kadın bu arada dünyanın en uzun bacaklı seksi kadını. Sonra diyorlar ki bir de iyi geğiriyor musun? Adamın yüzüne baa diye geğiriyor. Kimse bir şey demiyor. Derler ki efendim bunlar da işte şeyde yaşıyorlar. Kendi dağlarında yaşıyorlar. Bunlar işte ünlüler bilmem ne. Ama onların yaptığı bir şeyi yapınca da sen sanatçısın, yapamazsın. Ya ben osuruyorum. Evet. Ya ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Adam bana demiş ki ulan Allahsız kitapsız falan filan. Bir baktım adamın duvarında Rihanna posteri var. Ulan Rihanna'nın Marihanna diye markası var. Rihanna'nın sen bir klibini izlesen mesela, değil mi? Abdest tutar mı zannediyorsun? Yani riyakarlığa gerek yok efendim. Bu insanlar çok eğlenceli insanlar. Sanat yapıyorlar bir kere. Destekleyin, arkalarında durun. Bence sen aşk acısı çekerken müzik yapma konusunda daha yaratıcısındır. Hiç alakası yoktur. Bence kesinlikle elbette alakası yoktur. O kadar yok ki alakası. Tanıyor beni ya.
Abi çünkü ben yazıp çizmiyorum. Ben bana şarkı getiriyorlar, onu okuyorum. Aşk acısı hiçbir şekilde etkilemiyor. Yani sahneye etkiliyor. Yani mesela çok aşk acısı çektiğim bir dönem var. Bir tane şarkım var, adı Değmezsin Ağlamaya. Giriyorum, değmezsin diye. Değiyormuş demek ki. Ya performanslarımı etkiliyor. Ya da işte şeyi bekletirim. Stüdyo okumalarını bekletirim bir tık. Hani derim, ben bu hafta hissediyorum, bir şey yaşayacağım. O zaman gideyim okuyayım falan ya. Mesela Kalbimin Tek Sahibine okurken çok aşıktım, çok mutluydum falan. Yani bu son Affeder Mi Aşk Bizi de böyle buran bir cız ediyordu falan. Onları şey yaparım ama üretmediğim için çok da... Karşılaştırıyorsun bayağı yani konuları da. Bekletiyorum. Okumayı 3 ay beklettiğim oluyor yani. Bir tık daha şey olsun yani. Ama sen sloganı da yazdın zamanında. Reklam filmleri de yazdın, tasarladın. Doğal olarak şimdi mesela sen oturup bir şarkı yazsan taş gibi yazarsın. Bunun için neyi bekliyorsun? Yazıyorum ama ertesi sabah kalkıyorum. Allah belamı versin inşallah deyip çöpe ama atıyorum. Ama senin de demek en büyük eleştirmenin sensin. Onu bir üçüncü göz olarak başkalarına sunuyor musun peki? Sunduğum oldu. Ay bunu birkaç yerde anlattım ama sahnede anlattım. Ben yıllar önce funk rock besteler yapıyordum. Monopop diye bir grubum vardı, işte yabancı söylüyordum falan. Bir gün böyle cesaretimi topladım artık O Ses Türkiye'den sonra. Babama dedim ki, ya dedim sektörde seni tanıdığım bir sürü kişi var, aranjör var. Ozan Doğulu'yla arası çok iyiydi. Hatta Ozan'la Kenan baba diyorlar babama. Beni dedim bir Ozan abiye götürsene, dinleteyim şarkılarımı falan. Dinledi, durdurdu böyle yaptı. Aşkım dedi, New Orleans'te yaşayan dedi, hafif siyahi bir kadın olsan dedi, yürü derdim ama dedi. Bu memlekette, bu besteye dedi, gram ekmek yok, kırıntı yok dedi. Türk iş hiçbir şey yok bunda dedi bak, Türk iş. Eve git ben ağla 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 ağla. Babamı arıyorum böyle yapıyorum. Baba ben nasıl Türk iş bir şey yapacağım? Ben bulacağım sana şarkı dedi. Ve sonrası zaten öyle gelişti. Enteresan. Ama bu benim için travmadır, içime kaçtım. Ama konular kaçtım. Değişiyor şimdi. Şimdi New Orleans'ta dinlenen şarkılar işte dinleniyor artık burada. İşte onları ben yapsaydım şu an. Değil mi? Şimdi değiştikten sonra ben de şimdi mesela başka bir şey yapmaya kalktığımda bana diyorlar ki hip hopileri kovalıyor. Evet, bir de altyapılar var işte. Bence sen mesajlaşmak yerine ses kaydı gönderen birisin değilsin. Öylesin. Ya uzamasın bu. Hatta ben telefonla konuşuyorum. Yani bunu geçtim. İşine geldiğinde arıyor. Gerçekten öyle bir durum oldu. En son onu hissettim ya. Şimdi senin ama bizim de dışarıdan sana bakışımız öyle. Ben mesela seni gerçekten çok seviyorum. Senin arkandan da konuşuyorum bunu. İrem şöyledir, delikanlıdır, harikadır, müthiştir, eğlencelidir. Yalnızca ekibimde değil bu arada. Bize konuk geliyor bazı insanlar. Senin muhabbetin geçiyor, şarkı geçiyor falan. Diyorum ki süperdir. İnsanlar da diyor çok ağır bir kadın falan filan. Hep bir seni yükseltmemiz var. Doğal olarak seni o kadar yükseltiyoruz ki. Şimdi ben seni arayıp ekiple oturmuş PlayStation oynuyorsun. Ne diyeyim yani? Bir bakıyorum story'ne. Acayip bir yerdesin. Eğleniyorsun, geziyorsun. Süper fotoğraflar. Sizin ev zaten elbiseler. Karate salonu. Aynen bizim ev biliyorsun. Karanlıkta bir ev. Doğal olarak arayıp ne diyeyim şimdi? İrem gel de biraz acı çek mi diyeyim. O yüzden böyle seni nerede görmek istiyorum? Bizim Pinch'te görmek istiyorum. Etkinlikte görmek istiyorum. Orada ancak çok daha güzel muhabbet ederiz diye düşünüyorum. Senin altyapıyı da yaptı bir soru. Gerçekten bak. Senin renkli ve o heyecanlı fantastik hayatını bölmeyeyim diye. Ama hakikaten geçen gün aradım. Dedim ki hani Pinch'e gelsene bak 2 sene olacak falan diye. Açmadı. Kapattım telefonu. Pat televizyonda, magazinde mi, işte bir yerde mi, sosyal medyada bir anda senin videonu gördüm. Şey diyor İrem. Arıyorlar. Yalnızca yok programa çağırıyorlar. Yok bilmem ne. Hep menfaat hem menfaat. Bir kere de arayıp iyi misin diyen olmadı dedi. Tamam ben böyle kaldım bak. Oh shit. Ama onu da burada sana değil o laf bu arada. Bence senin moralin bozukken fix hep aynısını döne döne çaldığın bir şarkı vardır. Karışık playliste bağlıyorsundur. Yani yoktur. Var mıdır yok mu? Var. Hangisi? Yıllardır var. Kings of Convenience Know How. Güzel. Demek ki varmış arkadaşlar. Var. Yıllardır ama yani. 20 yıldır falan. Çünkü o bir hayata dönüş şarkımdır benim. İyi hissettirir. Sanki böyle ucu bucağı olmayan bir yola çıkmışım gibi hissettirir. Ondan sonra Özcan Deniz Sevda'nın rengine bağlarım ama. Yani Kings of Convenience'la başlayıp Sevda'nın rengine bağlanan yol. Ama benim şey vardır. Olmadan ölme diye bir listem var yıllardır. Yani oraya yazdığım her şey oldu. O bir uzun vadelisi var, bir kısa vadelisi var o listenin. Kısa vadesi şey git işte kılını tüyünü aldır. Uzun vadesi de işte Harbiye yap, Sezen Aksu'dan şarkı al falandı. Bir de son 10 diye bir playlistim var Spotify'da. Yani çünkü benim herkese sordum. Yine alakasız bir yere gittik ama. Yarın idam edileceksin tamam mı? Bu akşam sana bir tane memur getirecek. Diyecek ki buraya ne istiyorsan yaz yemek, son yemeğin. Ne yazarsın? Valla iştahsızlık çekerim gibi geliyor. Hiç düşünemedim. Hiç öyle değil. Düşüneceksin. O kağıdı doldurmak zorundasın. Çünkü sorduğun herkes diyor ki öleceğim zaten ne yesem ne olur. Gerizekalı öleceksin zaten bazen bir şey girsin midene. Ben valla kendim boğarım yemeğe yani. Çok ödüllendiririm kendimi. İşte zaten ne istiyorsan getirecekler. Aynen. Bana bu soruyu bir gün biri sordu. Ben dedim ki susurluk tostu. Üf ne güzeldir ama.
Ama niye son yemeğin gerizekalı? Neden bir ekmeğin arasında erimiş peyniri tercih ediyorsun bu kadar şey varken? Ama yasa tesisleri çok güzeldir, öyle deme. Ah sus. Neyse, sonra şunu düşündüm. Demek ki son anımda bile o öze dönüşü istiyorum ben. Ha. Ya basit bir şey istiyorum, anladın mı? Çok böyle hani midemi ekşitmesin, başım belaya girmesin, onu yiyeyim gideyim aslında. Ulan dedim, ne kadar tezat düşünüyorum aslında yaşadığım hayatla, karakterimle. Sonra şey düşündüm. Karşı tarafa şunu sordum. O liste dedim, sana dedim son 10 şarkı diye gelse ne yazarsın? Oo bak, bu daha enteresanmış. Ve karşılığımdan bir cevap alamadım. Bir şarkı, iki şarkı kekele kükele zar zor söylediler. O gece oturdum, liste yaptım. Son 10 diye Spotify'da listem var, yollayayım sana. Arada değişiyor. Yani bir 5 şarkı falan hiç değişmiyor ama arada değişiyor, bir şeyler giriyor çıkıyor. Sonra diyorum ki hayır, o şarkıyı ihanet ettim diyorum, onu geri alıyorum. Hayatımın en büyük savaşı benim şu an o son 10 şarkı. Bunun sürekli güncellenmesi de konuya yakın tutar seni. Çok enteresan, bir psikolojiye girersin ama aslında. Ama nasıl insanlar mirasında güncelliyor? Mesela 5 çocuğum var, bir o çıktı. Diyorum ki ben hepsini alıp o sana vereceğim diyorum mesela. Onun gibi o liste benim için. Vay be. Biraz erken değil mi? Yoksa başka bir şey mi tatmin ediyorsun bununla? Yani ben yakın bir ölüm tecrübesi yaşadığım için hep böyle onu şey yapmak istiyorum. Kapını, taze tutmak istiyorum yani. Anladım. Ama yani böyle pozitif çok... Pozitif katkısı ne sana peki? Yani böyle bir şey yaşamış olmanın pozitif katkısı nedir? Mesela her gün daha bilinçli mi uyanıyorsun hayata karşı? Ya da isteklerine, arzularına karşı eskisinden? Ödenmemiş faturam var gibi hissediyorum o listeyi yapınca. Çünkü o liste benim hem hayatımın özeti hem benim işim müzik. Yani dediğim gibi susurluk tost diyeceğim mesela 10 şarkıyı dinleyeyim gibi bir değişik, bilmiyorum yani. Bunu belki de gidip psikiyatriste anlatmam lazım. Ama bu beni mutlu ediyor. Güzel, ne güzel. İnsanın kendine böyle bir mutlu... Benim de mesela bir film listem olabilir mesela. Başkasının hayatını izlemek değil tabii ki kastım ama beni başka diyara götüren, olduğum noktadan alıp başka yerlere götüren kitaplar ve filmler var mesela. O yüzden listemi çok mantıklı buluyorum. Birçok insanın da en azından şarkı yapalım olmasa da ya? Başka bir şeyle ilgili film liste olarak da yapalım, evet. Kitap olarak da yapalım. Yani son 10 kitap da öleceğim yarın. Ne 10 kitabı ya? Özetini okuyacak halim kalmaz. Karı şey neydi? Benim, şeker pancarı. Yani beni hep kurtaran onlar oldu işte mesela. Bütün ailem başka şehirde. Ben çok yaşlı babaannemin yanında kalıyorum falan filan. Hani hiç sohbet edilebilecek hiçbir konu yok yani. Doğal olarak bir kitap alıyor seni. O bulunduğun Ankara'daydı mesela. Ankara'nın o mahallesinden alıyor seni. Bambaşka bir yerine atıyor dünyanın. Astral seyahat gibiydi. O yüzden ben çok bağlanmıştım kitaplara zamanında. Şarkılara da öyle, filmlere de öyle mesela. Ara ara şarkılarının YouTube'daki izlenme sayısını kontrol ediyorsun, sallamıyorsun. İlk başta ediyorsundur, bir yere kadar sonra sallamıyorsundur. Yok, sallamıyorum sonra. Yani abi en son çıkardığım şarkı 2 milyon oldu mu bilmiyorum bile, öyle kontrol etmedim. Fakat bir tane Reels koydum, Bülent Ersoy'un bu yoktu, bu yoktu videosu var ya. Şarap şişesi elimde, bu yoktu içimden geldi diyorum. 14 milyon izlendi, ben böyle aşkın ızdırabını yani. Arkada keşke senin şarkın çalıyor olsaydı o sırada, reklam işte. 30 saniyelik prodüksiyonla yaptığım şey 14 milyon. Klibe vermişim 100 bin lira, şarkıya vermişim 60 bin lira, aranjeye vermişim. Bundan sonra bu yoktu. Anasını satayım içimden geldi. Onu da deniyorlar şimdi, biliyorsunuz değil mi? Hani telefonla normal story çeker gibi klipler falan denendi yani zamanında. Demek ki milletin kafası başka yere gidiyor. Son soru galiba bu. Sevgili %100 müzik takipçileri ve Oradio takipçilerinin hazırladığı. Hemen geliyorum son soruya. Bence seni içten içe rekabet ettiğim bir rakibin var ya da yok. Bence yok. Çünkü olması için yurt dışında yaşıyor olması lazım. İrem kendini öyle bir yere koyuyor ki yaptığı işlerle falan filan deyip onu desteklemeyeceğim şimdi. Bana bozulan olur. Kendini öyle bir yere koyuyor ki falan deyip. Zaten yaptığımız Serdar Ortaç'ın dediği gibi iki nota bir besteyiz nasıl satayım. O yüzden eskiden öyle çocukluk hastalıklarım vardı. Müzikal açıdan kimseyle yarışmıyorum. Yarışacak halim yok. Çünkü artık çok renkli, çok kokulu bir yer. Ama karakter ve kişilik olarak ya da evet maalesef, maalesef denmez aslında. Ben bir magazin figürüyümdür. Bu magazin dünyasında ya da ünlüler dünyasında benim bir muadilim yok ve olamaz da. Buna net olarak katılıyorum. Alınmak istenen veri, alınmak istenen şey, sömürülmek istenen şey herkes de farklı farklı, herkes de parça parça. Ama İrem'de o kadar geniş bir skala var ki bu konuda. Magazincisi de gelip ondan bir şeyler alabiliyor. Müzisyen de gelip, dinleyicisi de gelip, izleyicisi de gelip bir şeyler alabiliyor. Bir video çekiyor, bilmem kaç milyon izleniyor. Bir şarkı söylüyor, bilmem kaç milyon dinleniyor. Bir laf söylüyor, bilmem kaç milyon kişi okuyor. O yüzden sen... Her konuda zaten kafanda zehir gibi olduğu için değerlendirilecek ve sömürülecek bir insansın. Bence o konuda gerçekten senin de söylediğin gibi Türkiye'de teksin. Türkiye'de tek olması bir şeyi değiştirmez. Sonuçta %100 müziğin ve sevgili Onedio'nun bizler için hazırladığı bu muazzam videoda İrem Derici ile bugün iki kişiydik. O yüzden hepinize sorularınız için teşekkür eder. Programın sonuna gelmeyi kamera arkasındaki arkadaşa rica ederim. Korkuyorum sen. Hani bitirtir mi çünkü? Bitirtir mi? Bitti mi?
Bir kurban olayım. İrem Derici. %100 müzik, Sefo da %100 gerçek. Kabul edin ulan. Herkes akıllı olsun.